Selamlar sevgiler arkadaşlar, merhabalar. Bugün Debian Buster işletim sistemini hazırladık arkadaşlar. Onunla ilgili ben kurulumunu yaptım sanal makine üzerinden. Bir inceleme yapalım diye böyle bir video çekeyim dedim. Arkadaşlar işletim sistemini tnstr.com, Ubuntu Türkiye Forum, gnu/linux-tr.blogspot.com ve SourceForge üzerinden Kalam Debian 10 diye araştırma yaptığımızda bulabiliyoruz, edinebiliyoruz arkadaşlar. Sanal makine hazır bende şu anda arkadaşlar. Başlatıyorum işletim sistemini. Evet şu anda. Evet. Grup menüsü geldi arkadaşlar. Ben sağ şeye kurdum. Sanal makineye kurdum. Şu anda başlıyor arkadaşlar. Bunu live olarak USB diskleri ISO dosyasını yazdırıp normal sabit disklerinize isteyen Windows yanına kurar veya tek diske kurar. Hızlı bir şekilde kurulumu yapabilirsiniz arkadaşlar. Kurmadan bile live olarak yani kurulumsuz çalışabilir, kullanabilirsiniz de. İnternete de bağlanır arkadaşlar. İşinizi rahat bir şekilde yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Masaüstü bu şekilde arkadaşlar geldi. Buradan F12 yapalım. Kernel sürümü 5, 11, 17 arkadaşlar. XSAM mod bu şekilde. Şeye de girelim. Evet. Gördüğümüz gibi Debian Buster Distribution buradan arkadaşlar gördüğümüz gibi. VLC pilleri koyduk. İşte standart olan uygulamalar var. Ben fazla çok uygulama koymadım çünkü ISO dosyası çok fazla büyüyor. Onun yerine dedim ki insanlar kendisi Pardus ben uygulama mağazasını koydum arkadaşlar. Dolayısıyla dileyen buradan uygulamaları kurabilir. İstediğini veya kaldırabilir rahat bir şekilde. Şu anda belleğe güncelliyor mağaza arkadaşlar. Güzel bir arayüzü var arkadaşlar. Ben bunu ilk ve son kullanıcıların rahat kullanabileceğini düşünerek koydum. Yani Synaptic Packet Manager tek tabii ki yeterli bir uygulama. Ancak görsel bağlamda biraz ilk konu kullanıcı için kafa karıştırıcı bir arayüzü var. Ama mağaza üzerinden dileyen kategori bölümünden kendine göre buradan bir hayli program var arkadaşlar. Mesela AnyDesk'i ben kurdum. Burada kurulu görünüyor gördüğünüz gibi. İsterseniz kaldırabilirsiniz. Farklı uygulamalar isterseniz de buradan kategori şeklinde kendinize göre seçip kurabilirsiniz arkadaşlar. Mesela Google Chrome ben de kurdum. Sabit olarak geliyor sistemde. Firefox isteyen Firefox kurar vesaire. Bunun gibi birçok şey var. Uygulamalar var, mevcut arkadaşlar. Bunun haricinde şu kapatma açma vesaire. Lockout. Saat tarihi. Ses şeyi burada. Sesler vesaire. Dil değişimlerini buradan kendinize göre arkadaşlar yapılandırabilirsiniz. Klavye dil. İşte İngilizce kullanıyorsunuz, İngilizce, Türkçe veya farklı eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz bu şekilde. Simge gördüğünüz gibi simge paketi de gayet güzel, göze hoş görünüyor. Ben bu şekilde sabitledim. Onun haricinde isterseniz appearance yani özelleştirmeden kendinize göre buradan farklı simge paketini de seçebilirsiniz. Anında değişir zaten seçtiğiniz an. Farklı şeyler de çıkar. Altta değişik şeyler de var simgeler. Font olarak Liberation Sans olarak ayarladım arkadaşlar. Gayet göze hoş görünüyor. Gurfe Firewall Manager'ı koydum arkadaşlar. Configuration. Koruma bu arkadaşlar. Dileyen açıp aktif edebilir. Sisteminizde koruma sağlar. Bu pencere yöneticisi Confis Vision var arkadaşlar. Buradan bakalım. Evet. Confis Vision. Dileyen sistem başlangıcında ben ekledim. Düşük donanımlı PC'lerde sorun yaratır diye varsayılan olarak ayarlamadım. Açarsanız arkadaşlar bu da simge verir. Konfisi aktif edebilirsiniz. Pencereler efektli bir şekilde 3D kullanabilirsiniz. Çoklu masaüstü vesaire. Şu an göstermiyorum kayıt yaptığım için. Zaten aşağı yukarı çoğumuz biliyoruz bu efekt programını. Onun haricinde masaüstü resimlerimiz var arkadaşlar. High definition. Böyle birkaç tane ben ekledim. Güzel göze hoş görünüyor. Daha önceki projelerimde de Linux dağıtımlarında da eklemiştim. Aralarında var benzer şekilde. Dileyen seçip kullanabilir.
Gayet güzel arkadaşlar. Şu an sistemi sanal deniyorum arkadaşlar. Real değil. Ama ona rağmen gayet güzel ve rahat akıcı çalışıyor. Beğeneceğinizi tahmin ediyorum arkadaşlar. Şunu seçtim. Bu şekilde geldi. Evet. Ondan sonra başka neler var? Sistem altında. Group Customizer programını koyduk. Yani başlangıç grup ekranını düzenlemenizi sağlar arkadaşlar. Mesela Windows yanına kurduysanız Windows'u ilk sıraya alabilirsiniz vesaire gibi çeşitli ayarlar var. Onun haricinde Light DM Manager'ı koyduk arkadaşlar. Oturum ekran resmini, ikon, simge vesaire yapılandırma, konumlama gibi işlemleri yapabiliyorsunuz. Ofis paketini koymadım arkadaşlar. Yani ISO boyutu da çok fazla büyük olacağından dolayı ve belki de ofis kullanmayanlar olabilir. Kullanmak istiyorsa da biraz evvel gösterdim. Pardus mağazayı açar. Otomatik şekilde oradan seçer, kurar arkadaşlar. Bir sürü alternatifler var. Temel birkaç tane koydum. Böyle masaüstü kaydırıcı, VL Player, Clementine müzik oynatıcısı. Bu iTunes'e benziyor. İnternette Anydesk koydum. Uzaktan bağlantı arkadaşlar. Google Chrome var. Açalım. Anydesk'i açalım. Anydesk arkadaşlar. Bu TeamViewer'ın yerini aldı neredeyse arkadaşlar. Oldukça açık kaynak arkadaşlar bu. Bakalım buradan. Açık kaynak gelişir. Lisans free gördüğünüz gibi. Kullanabilirsiniz. Google Chrome. Chrome versiyona bakalım. Google 90.044.30.93 Official Build 64 bit. Google Chrome'da bu şekilde. Kullanır rahat bir şekilde. Artık hızlı yani artık çoğumuzun bildiği bir tarayıcı. Ben bunu varsayılan olarak şey yaptım. Dileyen farklı bir browser kullanabilir. Opera kurar veya Firefox kurar. Brave var. Gizlilik önem veriyorlar. Opera veya işte Brave kullanabilirsiniz. Farklı alternatifler arkadaşlar. Anydesk'i kapatalım. Şuradan da kapatalım. Quiet yapalım. Bunun haricinde VLC'yi açalım bile. VLC Player. Videolarınızı, ses dosyalarınızı oynatabilirsiniz arkadaşlar. Buralarda başka neler var? Bakıyorum settings. QA üstten açılan menüyü biraz evvel göstermiştim zaten. F12 ile üstten açılıyor. Bu da Plank.dock arkadaşlar. Klavyenize kontrol tuşuna basılı tutup sağ tıklarsanız buradan seçebilirsiniz. Kontrol tuşu sağ tık üzerindeyken preferans yapıyoruz. Özelliklere giriyoruz. Buradan isterseniz light'ı seçebilirsiniz bu şekilde koyu açık renk veya dark veya transparent değişik değişik bu şekilde de olabilir. Default. Ben dark olarak bıraktım. Dileyen farklı. Burada zoomlama şekli var mesela. Şöyle zoom ayarlarını yapabiliriz. Veya zoom'u kapatabilirsiniz isterseniz. Bu şekilde. Simgeleri büyütebilirsiniz. Böyle. Daha da büyük olur yaparsanız. İsterseniz. Yani şey çok seçenekleri var. Farklı işte bu saat mat eklemek ve çöp tenekesini ekledik zaten. Masaüstü burada. Tıklıyoruz vesaire. Buna bu şekilde arkadaşlar. Oturumu bir kapatalım. Görelim oturum ekranı. Sanal olduğu için ufak görülebilir arkadaşlar. Ben sürücüleri şey sanal sürücüleri kurmadım. Varsayılan kullanıcı adı ve şifresi arkadaşlar. Debian kullanıcı adı Leaf şey şifresi arkadaşlar. Şu an şey olarak tabii sizin kendi tanımladığınız kullanıcı adı ve şifre kurulumundan sonra gelecektir arkadaşlar. Gördüğümüz gibi bu şekilde. Synaptic Paket Manager var. Dilerseniz uygulamaları hem kaldırabilir hem üzerinden yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğümüz gibi şurayı temizleyelim. Bu sistem Blazebit var arkadaşlar. Blazebit'i çalıştırıp arada bir temizlik yapın, tarama yapın. Ondan sonra çöp kutusuna tıklayın, delete yapın. Sistemi otomatik temizler arkadaşlar. Tarama yapıp delete yapıyoruz, o kadar. Ben gerekli yerleri seçim yaptım. Siz farklı yerleri de değiştirebilirsiniz, fark etmez. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sanal olmasına rağmen sistem oldukça rahat ve hızlı çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Grafik sekmesinde de GIMP Image Manipulation var arkadaşlar. Yani Photoshop ve resim düzenleme, derleme işlemlerinizi de bu uygulama aracılığıyla yapabilirsiniz. Oldukça geniş özelliklere sahip.
resimleri GIF'e çevirme, işte vesaire farklı efektler gibi çeşitli varyasyonlarda işlemler yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik kapatalım sistemi. Evet, şu anda kapandı arkadaşlar. Debian Buster, yani kalan Debian Buster edinmek için arkadaşlar tenstr.com üzerinde konu açtım. Dilerseniz gnu/linux-tr.blogspot.com kendi blog sayfamdan da edinebilirsiniz. Ubuntu Türkiye forumunda da konu açtım arkadaşlar. Konular altından yorum yapabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz olursa. Ondan sonra dolayısıyla bu videoyu YouTube'a yükleyeceğim. Yani şu an çekiyorum. YouTube'a da yüklediğim zaman da zaten dilerseniz yorumlarınızı oradan da yapabilirsiniz kendi hesabımdan. Hatta ben şeye gireyim. Debian'ı buradan edinebiliyoruz. Bunu da söylemiş olayım. Debian.org. Yani Debian'ı yok ben bunu kurmak istemiyorum. Debian'ın kendisini kurayım, indireyim, işte kendimi özelleştireyim derseniz kendiniz kaynak dosyasını ben konuların altına ekledim. İndirip bu şekilde de kurulum yapabilirsiniz. Aradaki farkı değerlendirirsiniz artık. Yani tabii benim yaptığım, hazırlamış olduğum yapılandırmayla aradaki bir çok çok sade saf geldiği için özelleştirme gerekiyor. Zaten bu sistemi hazırlama amacım da buydu arkadaşlar. Şeye girelim şimdi. YouTube'a girelim. Benim video kanalıma yani. YouTube kanala. Buradan atıcı yazalım. Girdik. Burada da videolarım var arkadaşlar. Çeşitli videolarım. Dileyen buralardan da izleyebilir sistemlerle alakalı. Buraya da ekleyeceğim. Birazdan bu videoyu da yükleyeceğim değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Debian Buster işletim sistemi hakkındaki detaylar bunlar da arkadaşlar. Umarım yararlı olur. Güzel bir sistem oldu. Hatalarımız olmuşsa da affola. Ama ben denemeler, testler yaptım. Bir hataya denk gelmedim. Stabil ve gayet akıcı çalışıyor sistem. Yorum ve görüşleriniz olursa lütfen yazın, eksik etmeyin. Ben bildiğim şeyleri sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sevgiler.